Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşler, bir öğretmenin hatırasını okumuştum. Bende büyük bir tesir bırakmıştı, büyük bir iz bırakmıştı. Şöyle anlatıyordu hikayesini öğretmen. Ben diyor, henüz öğrenciyken, ilkokulda okurken benim en büyük amacım, en büyük hayalim, en büyük rüyam bir saate, bir kol saatine sahip olmak idi. Ve bu kol saati benim için bir rüyaydı, bir hayaliydi. Babamın da durumu düşük olduğu için, maddi durumu iyi olmadığı için bu saate hiçbir zaman sahip olamayacağımı düşünüyordum. Bu düşünceler içerisindeyken diyor, bir gün diyor, bizim sınıfta bir öğrenci diyor, kol saatiyle çıka geldi. Babası ona bir kol saati almış ve bu kol saatini hepimize gösterdi. Hepimiz de beğendik ve kol saatini tebrik ettik, hayırlı olsun dedik. Ancak diyor, içten içe ben bu kol saatine sahip olamam, bu babam hiçbir zaman bu kol saatini bana alamayacak diye içten içe eriyorum, tükeniyorum ama bu kol saati benim olmalı diyorum. Ve diyor, bu kol saatini bir gün arkadaşım diyor masanın üzerinde çıkarırken ben diyor o kol saatini aldım ve cebime koydum. Çünkü bu saate ancak bu şekilde sahip olacağımı düşünmüştüm. Sonraki derste saatinin ortada olmadığını fark eden arkadaşım öğretmene söyledi ve öğretmen dedi ki, bu kol saatini her kim aldı ise onu arkadaşına iade etsin dedi. Ancak bu kol saati iade edilmedi. Pişman olduğum halde bu kol saatini iade etmekten utandım, çekindim. Ve diyor, öğretmen yeni bir taktik denedi. Dedi ki, o halde hepiniz tahtaya gelin, tahtaya çıkın. Ve hepimizi sınıfın önüne dizdi. Ve dedi ki, gözlerinizi kapatın, hepinizin ceplerine bakacağım. Ve hepimizin ceplerini teker teker kontrol etti. Ben o zaman diyor yerin dibine geçecek gibi oldum. Utancımdan, mahcubiyetimden hiçbir şey yapamamıştım. Hiçbir zaman o günkü kadar mahcup olmamıştım. Ve öğretmen diyor benim cebimden çıkarttı o kol saatini. Ve dedi ki gözlerinizi açabilirsiniz. O kol saati kimin dedi? Arkadaşa uzattı ve geçin yerlerinize dedi. Tabii ki diyor ben öğretmenden bir şey bekliyorum. Öğretmenden bir refleks bekliyorum. Bana kızacak, bana nasihat edecek veya bana uygun bir dille niçin yaptın evladım diyecek en azından. Böyle bir çıkış bekliyorum öğretmeninden. Ancak diyor öğretmenim herhangi bir şey söylemedi diyor bana. Sonraki günler söyledim, bekledim ancak öğretmen bana hiçbir şey söylemedi. Neyse diyor ben büyüdüm, sınavlara girdim. Bir süreç geçti ve ben de öğretmen oldum diyor. Öğretmen oldum bir gün diyor, öğretmenimi yolda buldum ve karşılaştım onunla. Öğretmenimle biraz hasbihal ettikten sonra ayak üstünde ona dedim ki, öğretmenim ben küçükken şöyle bir olay aramızda geçmişti. Hani ben bir saat almıştım bir arkadaşımdan ve bu saat benim cebimde bulunmasına rağmen siz o gün bana hiçbir şey söylemediniz. Bir nasihatte veyahut kızarak bana herhangi bir şey söylemediniz, kızmadınız da. Bunun sebebi ne acaba? Öğretmen diyor bana dönüp baktı, dedi ki, o sen miydin dedi. Evet dedim, bendim. Öğretmen diyor bana şu tarihi cevabı verdi. Dedi ki, evladım dedi, o gün siz gözlerinizi kapatırken ben de gözlerimi kapatıp sizin ceplerinizi aradığım için kimin saati çaldığını bilmiyordum. İşte böyle ince kalpli, rakik kalpli bir öğretmenden bahsediyoruz. Böyle duyarlı, günahı, suçu, kusuru afişe etmek istemeyen, kusuru manşetlere çekmek istemeyen bir öğretmen. İşte böyle öğretmenlere ihtiyacımız var. Öyle bir öğretmen ki öğrencisinin kusurunu, hatasını görmemek için gözlerini kapatıyor. Peki Allahu Teala Hucurat suresinde وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْطَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا birbirinize tecessüs etmeyin derken, bazınız bazınıza tecessüs etmesin derken biz neyi anlıyoruz kıymetli kardeşler? Biz bazı konulara vakıf olmadığımız halde bazı kardeşlerimizin, bazı arkadaşlarımızın hatalarının olup olmadığını bilmediğimiz halde insanların kusurları için kusur avcılığına çıkıyoruz. Kusur casusluğuna çıkıyoruz. Halbuki Rabbimiz casusluğu, kusur aramayı, tecessüs etmeyi haram kılmış Hucurat suresinde. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde buna benzer ayetler var. İşte öğretmeniyle, imamıyla, memuruyla, idarecisiyle, ziraatçısıyla, köylüsüyle, öğrencisiyle birbirimizin kusurlarını kapatmaya çalıştığımız bir toplum
ancak örnek olabilir, ancak dünyaya medeniyet dersi verebilir kıymetli kardeşler. İşte böyle olduğumuzda Allah'ın izniyle yüreklerdeki fethi gerçekleştirdiğimiz zaman, o zaman ne olacak? Fiili fetihlerin kapısı açılmış olacaktır. Böyle dürüst, böyle rakik kalpli, ince kalpli, böyle duyarlı hale geldiğimizde Kudüs kurtulacak, Şam kurtulacak, Arakan kurtulacak, ülkemiz kurtulacak. Ancak dediğimiz gibi hamasetle olmuyor bu işler. Hamasetle çözülmez. Yaşantıyla, örnek olmayla çözülür. Allah-u Teala bizi bu öğretmenler gibi, bu öğretmen gibi örnek olan insanlardan eylesin. Yaşantısıyla, duruşuyla, haliyle, kaliyle örnek olanlardan eylesin.